Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Zübeyra abi ile mükaleme etmeye devam ediyoruz. Üstadım Bediüzzaman Said Nursi'nin hayatı, meslek ve meşrebi Risale-i Nur ve Nur talebeleri 2. Hazırlayan Ömer Çiçek namı diğer 27. Okuyacağımız yerin muhteviyatı gençlik hakkında olacak. Sayfa 168'den devam edeceğiz her nur talebesi olan abimize, kardeşimize, hanımlar rehberini, hizmet rehberini ve gençlik rehberini okumalarını Mısırane tavsiye ediyoruz. Mektubumuzun başlığı Ah o çevre. Bismi Subhanahu Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu bi adedi hurufat resailin nur. Ey Risale-i Nur ve ey benim şefkatli ve necip üstadım. Ben sana değil, sen bana beni kurtarmaya geldin ve beni kurtardın. Risale-i Nur'la kurtulan gençliğim. Muhit ah bu muhit. Çevre ah o çevre. Evet felakete atan o muhit. Saadete götüren yine o muhit. Gençlik ve hevesat sarhoşluğu ile gençleri mahveden o çevre. Gençlik ve ruh zindeliği ile gençleri yükseklere doğru çıkarmaya sebep olan yine o çevre. Ne yazık hem pek çok yazık ki ben beni manevi uçurumlara sürükleyen bir muhitte büyüdüm. Gençlik çağına geldim, mektep içinde, okul dışında hissettiklerim, gördüklerim, işittiklerim. Beni bir tek fikre sürükledi. O da şu idi. Para ve kadın. Bu iki nesnenin bitmez tükenmez zehirli boş hülyaları o erişemediğim ve eriştiğim takdirde dahi beni hayatta mesut edemeyeceğini sonradan anladığım o neticesiz hayaller. O kupkuru tasavvurlar. Ben neyim, ne için yaşıyorum, nereden geldim, nereye gideceğim? Yoksa şu bir sürü başı boş mahluklar gibi ipi boğazına atılmış bir yaratık mıyım? Hayır, bu izletime dehşetle dokunuyordu. Ben hayvan olamazdım. Ben hayvan gibi yaşayamazdım. Gençlik gururum bu manayı asla ve asla kabul etmiyordu. Fakat düşünüyordum, fikriyatım işliyordu. Ben bir insandım. Öyleyse insan gibi yaşayacaktım. Ama bu başıboş yaşayışım acaba insancı bir yaşayış mıydı? İnsan böyle bir hayat geçiriyordu. Bilemiyordum. Fakat bu düşüncelerin verdiği tereddütlü tutum içinde adeta çırpınıyordum diyebilirim. Baba dostu muhterem bir ihtiyar vardı. Onu görünce merhum ve muhterem sevgili babamı hatırlardım. O da beni görünce bir baba şefkatiyle halim hatırımı sorardı. Onun şefkatli kederleri günlerimi şenlendirdi. Onun şefkati kederli günlerimi şenlendirdi. Bir oğul vardı sınıf arkadaşımda. Onun namaz kıldığını, namaz vakti gelince okul penceresinde, bazen hademe odasında namaz kıldığını görüyordum. Ona ruhumda bir takdirkarlık, hatta bir gıpta hissi duyuyordum. Acaba diyordum. Benim hayatım mı yoksa onun hayatı mı insanca? Bir hayatı ayırt edemiyordum. Nihayet üniversite Anadolu'nun saf ve temiz, sakin havasından böyle gürültülü, kalabalık bir yere geliş. Her neyse burası uzun, bu uzunluğu anlatmayacağım. Bir parktayım. Yanımda bir sima. Hatırlayacak gibi oluyordum. O da okuduğu kitaptan bir aralık başını kaldırdı. Göz göze geldik. O beni tanıdı. Tanışık, seviştik. Gençlik mevzunda bir bahis sokuyorum dedi. Ben de dinleyeyim. Devam edin. Evvela kitaba baktım. Gençlik rehberi, müellifi Bediüzzaman Said Nursi. Biraz durakladım. Çünkü gazetelerden bu isim hakkında menfi şeyler işitmiştim. Fakat dinlemeliydim. İşte tam fırsattı. Dinlediklerim ile duyduklarım karşılaştırıp bir hükme varmalıydım. Yaratılış itibariyle biraz tahkikçiydim körü körüne, ezbere, şu veya bu dedikodulara kulak asmayı mertlik hissine layık görmüyordum. Arkadaşım okuyordu, dinliyordum. Ben öyle kendimi okunan kitaba vermiştim ki bir ara kendime geldim, iki saat geçmiş. Bu müddet içinde ruhumda bir kıpırdanış, bir başkalık oldu. Allah Allah ne olmuştum yoksa bir sihire mi tutulmuştum yoksa bir Mıknatısiyet beni kendine mi çekmişti? Ayrıldım. Fakat benim aklıma, fikrime şu sualler yer etmişti. Yer mi etmişti yoksa akıl ve fikir ve ruhi varlığıma istila mı etmişti? Yoksa kalp mi ama silinmez bir yazı ile mi yazılmıştı? Ne olmuştu? Ne olmuştu? Evet, cümleler kulağımda çın çın çınlıyordu aklımı, dimağımı kaplıyordu. Gençlik, muhakkak gidecek. Dedim dönmeliyim. Eyvah, ya oradan ayrılmışsa? Ne için adresini almadım? Koştum, gün batıyor, dolmuşa bindim. Oh, kalbim ferahladı. Arkadaşım hala kitap ile meşgul. Geldim dedim. Bana bu eseri bir haftalığına vermez misiniz? Yahu nereden temin edebilirim? Bir tane muhakkak almak istiyorum. Aldım. O gece geç vakte kadar okudum. Okuyordum. Çok yerini tam anlamıyordum. Bu nasıl bir kitaptı? Hem anlamıyordum hem anlıyordum. Anlamıyordum zira anladığımı ifade edemiyordum. İfadeden aciz kalıyordum. Fakat içimde bir inkılap, ruhumda bir sükun, kalbimde bir sürur ve tesir duyuyordum. Sabahleyin uyandım. Güneş doğmuş, içinde bir sızı, acı mı acı, acaba neden? Öğlen vaktiydi. Minareden ezan sesi. O ilahi davet sesi kulağıma geldi. O ses içindeki acının sebebin ihtar ettiği. Sabah ben niçin namaz kılmamıştım? Bu acıyı ilk defa duyuyordum o gündü. Evet, o bahtiyar gündü ki namazı başladım. İşte Risale-i Nur'dan bir gençlik rehberi, o da baştan sadece bir kısmını okumakla, ben de nasıl böyle ilahi bir inkılap, böyle insanca, Müslümanca yaşayışa doğru götüren bir kuvvet, beni nasıl değiştirmişti. İşte o kardeşler, Üsta Allah'ıma hadsiz şükürler ediyorum ki, bana Risale-i Nur'u görmeyi, onun kıymetini, onun yüksek değerlerini anlamayı nasip eyledi. Nurlar tekrar tekrar okumaktan kendimi alamayacak bir sevgi, bir aşk bana ihsan eyledi. Şimdi umum Türk gençliğine Risale-i Nur'u kurtarıcı, ebediye mesut edici bir eser olarak tavsiye ediyorum ki dinime, imanıma, gençliğe, vatan ve milletime en kutsi bir hizmet yapmış olayım bütün kalbimle, bütün akıl ve mantığımla şu kanatı sahip olmuş bulunmaktaydım. Risale-i Nur, Risale-i Nur, Risale-i Nur. Nur'un dostları bu uhrevi ittihat ve tesan'de hayran ve meftundurlar. Şimdi başka bir mektup okuyoruz gene. Bismi subhanehu ve ilmi şeyin illa yusebbihu bihamdihi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz ve muhterem kardeşlerim, Kur'an-ı Beyan'ın bu asırda parlak bir mucize manevisi olan Risale-i Nur gibi ilahi bir nimet ve atifete nailiyetimizden dolayı bütün ruhu canımla sizleri tebrik ederim nur risalelerinin feyyaz mütalasında ve kutsi hizmetinde ve muhterem ağabeylerimiz ve kardeşlerimizin gayret ve faaliyeti sayesinde hatta Kur'an öğrenmek nimet ilahisinde muvaffak olmanızı dilerim. hizmet Nuriye'de ve Nur Risalelerin devamlı olarak neşriyatında azami ihlasla muvaffakiyetimiz siz halis kardeşlerimizin duaları berekatıyla olduğundan ve olacağından Daima dualar etmenizi beklerim. Bu fani dünyada biz nur talebelerine müstesna bir lütfu olarak din kardeşliği sevgisiyle böyle feyaz ve nurani bir çatı altında bir araya gelmeyi, çok sevdiğimiz nur kardeşlerimize müşerref olmayı nasip müyesser eylediğinden Rabb-i Rahim'imize hasi şükürler ve hamdü senalar ederiz. Biz nur talebeleri Allah'ın ve hesabını olan bu sevgimizle bir mükafat acil olarak Rahmanur Rahim olan Cenab-ı Hakk'ın bizleri iman ve İslamiyet'in pek ulvi hisleri ile manen kaynaşma ve birleşmemizi medar olan böyle görüşmeleri sık sık nail kılmasını niyaz ederiz. Evet muazzez sevgili kardeşlerim. Nur talebeleri arasında birbirine karşı kuvvetli ve manevi bir sevgi vardır. Allah yolunda, iman ve Kur'an'a mücahidane hizmet uğrunda, din kardeşliğin halisane muhabbet ve samimiyetine nurcular müşahhas bir numune hüsn misal teşkil etmektedirler. Bu kalbi sevgi o kadar halistir ki, Nesebi kardeşinden daha ziyade nurcu kardeşler birbirine karşı içten bir muhabbet beslemektedirler. Biri şark, diğeri garptan olup, tanıştıkları zaman senelerden beri aralarında samimiyet varmış gibi kalpten gelen bir muhabbetle en samimi, en zevkli, uhrevi ve nurani sohbetler ediyorlar. Beraberce teberrüken nur risalelerinden okuyarak ve dinleyerek muazzez ve merhum üstadları Hazreti Bediüzzaman'ın büyüklük ve kemalatından, fazilet ve ulviyetinden sohbetler ederek nurani ve kutsi hislerle mütehassis oluyorlar. Evet, nurcuların mabeyindeki dünyevi ve mahdut mülahazalardan uzak, manevi kardeşlik bağları bugün dünya üzerinde hiçbir cemaatte görülmüyor. Nurun dostları bu uhrevi itaat ve tesadüde hayran ve meftundurlar. Din düşmanlar da bu manevi kuvvetin kudretini görmekle ve tasdik etmektedirler. Fakat her nedense tir tir titremekte ve dehşete düşmektedirler. Hadsiz şükürler olsun Kadir-i Zülcelal olan Rabbimize ki onların haklı olan o hiç korkuları Risale-i Nur'un ve Nur talebelerinin lehine hizmet etmekte ve din düşmanların ümitsizliğe yuvarlamaktadır. Bu asın Hizb-i Kur'an'ı olan Nur talebelerindeki bu İslami sevgi ve dini merbutiyeti Müslüman kardeşlerimiz ve İslam dünyası ise takdirle yad etmekte İttihad İslam'ı temin ve tesis için nurcuları örnek edinmektedirler. Neden Risale'yi okuyoruz? Bismi Subhanehu ve ilmi şeyin illa yüsebihu Aleyküm ve ve hurufat nur. Aziz muhterem kardeşim, ayların verdiği ayrılık hasretiyle size bütün nur kardeşlerimizi binler selam eder, dualarınızı bekleriz. Bu kutsi nur Kur'an hizmetinde cümlenizin daim olmanızı bütün ruh canımızla ve samimiyetimizle Cenab-ı Erhamin Rahiminden dileriz. Muhlis kardeşim, bu tağut dalalet ve bidat rüzgarlarının her yerde estiği zamanda neden Risale-i Nur okuyoruz? Ne pahasına olursa olsun devamlı okunmasına ve okunması uğrunda cehd ediyoruz ve hizmetkar oluyoruz. Bizi merak edersin diye bunu size kısaca elimden geldiği kadar anlatmaya çalışacağım. Risale-i Nur'un tahrif edilmemiş semavi kitapların ve bir umun peygamberlerin yegane davaları olan Halık-ı Kainat'ın uluhiyet, tevhid ve vahdaniyetini izhar ve ilan eden, haşr-ı azam hakikatını avamdan havasa kadar tefhim eden, misilsiz bir tefsir Kur'an olduğu için okuyoruz. Risale-i Nur, hakaik-i imani ve Kur'aniyeyi, tahkiki ve yepyeni bir metotla ve müessir ve cazibedar bir tarzda akıl ve kalplerimize maddi manevi bir halle ders verdiği kuran Hakimi en parlak, ve en yüksek bir şekilde tefsir ettiği için Kur'an'ın feyziyle, akli ve mantiki delillerle ispat, tefhim ve izah ettiği için hayatımız onun hizmetine vakfeder derecesinde okuyoruz. Onun bütün ehli iman kardeşlerimiz arasında yayılmasına ve okunmasına gayret ediyoruz. Köylerimize kadar seyelan etmiş olan bu gayretimizi vazife-i ve vazifeyi asliimiz olarak yakinen iman etmiş bulunuyoruz. Risale-i Nur'u Kur'an-ı Azimüşşan en layık bir tarzda hizmet etmek ve adi bir şakirde olabilmek, İslamiyet'i Anadolu'muzun en uzaklarına ve cihana yaymak için okuyoruz. Fahri Kainat resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın cihana bir daha eşi gelmemiş ve gelmeyecek olan şahsiyet ve siret maneviyesini berrak bir şekilde bilmek, tanımak, fıtraten kemali meftun bir insan olmamız itibariyle onun kemalini en müstesna bir belagat ve ifade ile akıl, kalp ve ruhumuza nakşedip, o peygamber zişan, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın sevgisine mazhar kılan ve bu sevgisinin muktezası olan onun sünnet seniyesine mümkün mertebe ittiba ve imtisal ettiren ve bunu ders veren cazip bir eser olduğu için okuyoruz. Risale-i Nur, iman takviye ve inkişaf ettiriyor, okuyan ehli iman sarabeti diniye sahip kılıyor ve ziyadeleştiriyor. Ehli imana cihadı diniyenin farz-ı ayn, bu zamanda muzaaf farz-ı ayn olduğunu idrak ettiriyor ve bu farzı eda etmenin şevk ve hemmiyetini uyandırıyor. Bu farzın muktezasıyla amel ettirecek bir iman kuvveti veriyor. Risale-i Nur maddi ve manevi feragat ve fedakarlık ederek erler yetiştiriyor. Amal ve efalimize rızay ilahili kazanabilmenin Kur'ani ve isabetli yolunu insan onu okuya okuya anlıyor ve öğrendiğiyle amel ediyor. Risale-i Nur Cenab-ı Hakk'ın emrini, bilhassa feraizi ilahiyeyi, nehilerinden içtinabı, fahri kainatı, Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin sünnet seniyesine ittiba ve imtisali bir takım bid'alardan müberra olarak ve ihlası ifa ettirecek tahkiki iman ve marifetullah'a sahip kılan dersleri emsalsiz ve gayet müessir bir şekilde beyan ve izah ediyor. Efal ve amali hayriyenin esasları olan adaleti temin ediyor. İşte bu güneşler kadar aşikar hakikatler Risale-i Nur'da ve müellifi muhteremin has hususiyetlerle telif edildiği için Risale-i Nur'u okuyoruz. Risale-i Nur külliyatını 3-4 defa mütala ettikten hem de bu mütala müddeti içinde Risale-i Nur'la Kur'an ve iman hizmet etmeye çalışıyoruz. Esasen sebat ve sadakatle Risale-i Nur'u okurken, Risale-i Nur'daki ilahi cazibe ve hakayı kendi kendine bizleri saatlerce okutturuyor. Risale-i Nur, Neşri Hak'ta Enbiya'yı ittiba ettirdiği amellerimizde ihlası esas tutmayı, nafiz bir tarza ders verdiği, böylece insanın nezih, hasletleri ve yüksek seci ve ahlakları cami bir mümin, ve şahsiyet yaptığı için zinde gençlik hayatımızın mümkün mertebe çoğunu ona hasr ediyoruz. Fani gençliğimizi baki bir gençliğe tebdil edebilmek için mütemadiyen onu okuyor ve okumaya azm ediyoruz. Bu da eşitli zamanda binler günah hücumu karşısında imanımızı, ihlasımızı, akıl ve ruhumuzu muhafaza için pürşer beşere tesirli bir dersi manevi verdiği, maddi manevi yaralarımıza tam bir tiryak olduğu için Risale-i Nur'u bütün ruh canımızla okuyoruz. manay ubudiyetin esas olan kusurunu bilmek, fahr ve azimizi anlamak, tezellülânı iltica edebilmek, ehli imanın, hususan nur talebelerinin şahsi kusurlarıyla değil, kendi kusurumuzla meşgul olup izare etmek, bu hizmet Kur'an'ı bulunan nur kardeşlerimizi tenkit etmemek, bir hasa kusurlarını örtmek, hususan nurcu kardeşlerimize muhabbet ve müsamahayı içimize yerleştirmeyi ders verdiği için nurları az da olsa her gün devamlı okuyoruz. İslamiyet'in esasatı olan elkanı imani takliden tahkike çevirdiği için maddi manevi fütuhatı umum Türkiye ve İslam aleminde olduğu ve tezahür ettiği için o Kur'an nurlan okuyor ve yegane gayi hayatımız olarak bütün ömrümüzü Risale-i vakfedenler gibi biz de vakfetmeye iştiyakla çalışıyoruz. O havaldeki umum nur kardeşlerimize birer birer selam ve hürmetler ederim. Makbul dualarınızı beklerim. Çok müştak olup da muvaffak olmaya çalıştığım sevgili ve meşhuk Üstadım Bediüzzaman Hazretlerinin şu teshir edici parlak kıtalarıyla mektubuma son verir. Güzel ve nurani havadisleri terennüm eden mektubunuzu sık sık beklerim. Aziz ve sevgili Nur kardeşim, o hakikatten kıtalar ise şudur. ''Muarrağdır fezai feyzimiz, şiini temennadan.'' bize daha da ezeldir zirden baladan istina çekildik neşvey ümitten tuli emellerden öyle mecnunuz ki ettik vuslat Leyla'dan istina Said Nursi el baki el müstecip dualarınıza muhtaç kardeşiniz Ömer gayretli Not bu layıkayla ilgili bir hatırayı anlatmak isterim o da şudur Ömer gayretli imzalı bu haykayı ben yazmıştım. Her paragrafın başında neden yalnız Risale'ye rokuyoruz? Neden yalnız Risale'ye rokuyoruz? Neden yalnız Risale'ye rokuyoruz diye başlıklar koydum. Bu şekilde metni tamamladım. Tası için Zübeyir abi'ye gönderdim. Ben yanında ayrılmadan şöyle bir baktı ve dedi. Kardeşim bu üslup siyasilerin üslubudur siyasi nutuklarda siyasiler bu üslubu kullanır dedi. Laika onda kaldı ben odasından ayrıldım. Aradan epey zaman geçti mektubu geri vermeyince yırtıp attı zannettim. Vefat edince eşyalarını odasını toparlarken masasının çıkmacasında bu şekilde tahsih edip altında Ömer Gayretli ismini koyduğunu gördüm. Bundan dolayı onun aziz hatırasına hürmeten ben de bu lahikayı kitabı koydum. Fakat asıl metni evrakların arasında bulamadım. Tahsihten sonra yırtıp attığını tahmin ediyorum. Ömer Zübeyir ağabey duygu ve düşüncelerimizi ve hissiyatımızı kaleme almayı teşvik ederdi. Kaleminiz işlesin bazen de çalışsın derdi. Bu konudaki teşvik konuşmasını başka bölümde detaylı yazdım. Merak edenler oraya bakabilir. Ömer Çiçek. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahur davahum elhamdülillahi rabbil alamin el Fatiha.